Yerli basın mensupları, bugün bildiğiniz üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Sayın Avukat Ramiz Erinç Sağkan aramızda. Kendisiyle hem 40-50 yıllık meslektaşlarımızın, kıdemli meslektaşlarımızın kıdemlerini tebrik edeceğiz aslında. Hem de aynı zamanda meslektaşlarımızla sohbet edecek kendileri. Şimdi izninizle Murat Başkanımı buraya davet ediyorum. Meşhur Barosu Başkanımız. Buyurun başkanım, bir açılış bekliyoruz sizden. Sayın Birlik Başkanım, değerli meslek büyükleri, kıymetli meslektaşlar, değerli basın mensupları. Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Sayın Erin Sağkar, bugün meslekte 40 ve 50 yılını dolduran kıymetli üstadlarımıza beratlarını takdim etmek üzere Nevşehir'e gelmiş bulunuyor. Kendisine göstermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı şahsım ve baromuz adına teşekkür ediyorum. Hepinizi de bu değerli güne yapmış olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi beratlarını vermek üzere Sayın Başkanımı en kıdemlimiz Mehmet abi. Başkanım, bir saniye. Pardon, başkanımın konuşmasını teşekkür edeyim. Pardon, özür dilerim. Sizlere, kıymetli meslektaşlarım, değerli meslek büyüklerimiz, onların çok değerli yakınları, baromuzun değerli personeli, basınımızın kıymetli temsilcileri, Türkiye Barolar Birliği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Değerli başkanıma bizlere bu imkanı sunduğu için teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü programımız aslında meslek ustalarına saygı töreniyle başlayacak. Biz 40. ve 50. yılını bu meslekte dolduran meslektaşlarımızın bu onurlu anlarına bizzat şahitlik etmeyi tercih ediyoruz. Çünkü bu tür programları bir prosedürün tamamlanmasından ibaret olarak görmüyoruz. Ya da bu tür programları bir görev ifası olarak da görmüyoruz. 100 yıllık cumhuriyetimizin yaklaşık 50 yılında, yarım asır boyunca vatandaşların adalet mücadelesinde, hak arayışlarında onların yanında yer almak çok ama çok kıymetlidir. Ancak bunun yanında bizim mesleğimizin temelinin usta-çırak ilişkisinden geldiğini unutmayan meslektaşlarız, avukatlarız. Bu mesleğin özü usta-çırak ilişkisinden gelmektedir. Kendi adıma 24 yıldır avukatlık mesleğini sürdürebiliyorsam, yurttaşlara bir nebze olsun faydamız dokunabiliyorsa, bunu bugüne kadar kıymetli üstadlarımızdan öğrendiklerimize borçluyuz. O nedenle bu salonda bulunan herkes adına ve bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak bugün 40. ve 50. yıllarına ilişkin beratlarını ve madalyalarını alacak kıymetli meslek üstadlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum her şeyden önce. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bundan sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam edeceklerine eminim. Devamında bugün güzel de bir aslında az önce bahsettiğim usta-çırak ilişkisinin görüntüsünü yansıtacağız. Bir taraftan 40. 50. yıllarına ilişkin meslek büyüklerimize plaketlerini verirken diğer taraftan bu mesleğe ilk adımını atacak olan iki meslektaşımızın ruhsatını takdim etmiş olacağız. Sonrasında da kıymetli bulduğum bir organizasyon meslektaşlarla burada doğrudan sohbet, eleştirileri doğrudan almak, dileyen kişinin dilediği soruyu yöneltebildiği ve bizlerin de cevapladığı bir ortamı burada hayata geçireceğiz. Ben tekrar bu kıymetli toplulukla bir araya gelip bu organizasyonu hayata geçirebildiğimiz için Nevşehir Baromuzun değerli başkanına, yönetim kurulu üyelerimize, Türkiye Barolar Birliği delegelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım hak arayışı mücadelesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Barolar Birliği, 81 baromuz ve 190 bin meslektaşımız birlikte bu örgütlü mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir. Saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olun. Sayın Başkanım, beratını ve madalyasını almak üzere Sayın Avukat Mehmet Polat'ı buraya davet ediyorum. Şimdi biz cübbeli
50. yıl beratını alan Mehmet abi cübbesiz olmaz. Estağfurullah. Hani biz buradan bir meslektaşım olmazsa çıkarır üzerinden cübbesini veririz. Tabii ki. Hiç beklemeye gerek yok. Hemen Mehmet abi böyle aramızda alabiliriz. Efendim dile kolay, meslekte yarım asır, 50 yıl hak mücadelesinde geçen bir ömür aslında. Kutluyoruz. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu meslek yaşantısı ve ömür diliyoruz efendim. Tebrik ediyorum. Ben beratınızı takdim ediyorum. Başkanım da madalyanızı takdim ediyorum. Ben de gerçekten meslek ustamız olarak niteleyeceğim Mehmet abiye. Bu beratı vermekten, bu madalyasını takdim etmekten son derece onur duyuyorum. Kendisi bizim her zaman ciddiyetiyle, ağırbaşlılığıyla, tevazusuyla bizim Nevşehir Baronumuzun sembol olan isimlerinden bir tanesidir. Kendisine tekrardan nice 50 yıllar diliyorum Mehmet abi. Bunların bütün meslektaşlarıma nasip olmasını dilerim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi meslektaşım Alçat Mustafa Eceviz beratını ve madalyasını almak üzere. Buyurun. Meslekte 50. yıl beratı Sayın Avukat Mustafa Eceviz. Evet Mustafa abi kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir meslekte. Başkanım da madalyamız. Evet. Mustafa abi teşekkür ediyorum. Mustafa abi de bizim meslek üstadlarımızdan olarak sıkıldığımız zaman her zaman kendisine soru sorduğumuz ve yardımını istediğimiz zaman bizleri boş bırakmayan ve gerçekten de genç arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışan. Şimdi şöyle soru sorduğumuz anda ilk söylediği cevap şudur: araştırdınız mı? Yani bir avukat meslektaşımız eğer bir konuyu araştırmadan Mustafa abiye soru sorarsa Mustafa abi kesinlikle cevap vermez. Ama araştırdığını anlayıp gerçekten bu arkadaşımızın konu üzerinde çaba sarf ettiğini anladığı zaman da gerçekten kendisi bilgilerini sonuna kadar paylaşır. O yüzden tebrik ediyoruz Mustafa abi, nice 50 yıllara diyoruz. Ben de bütün yeni başladığın arkadaşlarımıza ve mesleğe devam etmelerine başarılar dilerim. Hepsine bol şanslar. Teşekkür ederim. Avukat Nuri Gökhan Yıldırımoğlu, buyurun. Yarım asırlık berat. Nuri Gökhan Yıldırımoğlu, kıymetli üstadımız Nuri abimizi kutluyoruz. Nice 50 yıllara efendim. Sağlıkla, huzurla, mutluluk öncesi. Evet, başkanım da madalyanızı takdim ediyor. Nuri abi, hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah nice 50 yıllara diyelim. Nuri abi, bu tören biraz da Nuri abimin sayesinde gerçekleşti. O yüzden kendisine de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, bu meslekte 50 yılı doldurdum. İlk Barolar Birliği Başkanım benim Sayın Hocam rahmetli Faruk Erem'di. Kendisiyle zaman zaman görüşürdüm ve kendisini aradığım zaman Yüksek Hakimler Kurulu Başkanı'ndan bize randevu alır, hakim isterdik. O günler geride kaldı. Şimdi hakimimiz de çok. Ama şunu unutmayalım. Bu meslek mücadele mesleği. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayın. Yeni meslektaşlarıma da, arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Ve Avukat İbrahim Demir'i buraya davet ediyorum.
arada Aksaray Barosu Başkanımız Seyit Başkan'ın aramıza katıldı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Aksaray Baromuzun önceki dönem başkanı, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyemiz Erhan Başkanım da geldiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olsunlar. Evet, avukat, Sayın Avukat İbrahim Demir'in 40 yıl beratını takdim edeceğiz. İbrahim abi kutluyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu meslek yaşları ve bir ömür diliyoruz efendim. Tebrik ediyorum tekrar. Buyurun beratınız. Evet, başkanım da madalyanızı takdim etti. İbrahim abi de gerçekten bu mesleğin defasını çeken ve gerçekten de bilgisine, görgüsüne her zaman hürmet ettiğimiz bir değerli meslek büyüğümüz. Kendisine bundan sonraki meslek hayatında başarılar diliyoruz, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Belki biraz uzun oldu. 40 yıl daha hatırlamak da olsa çok çok iyi. Bundan dolayı Sayın Birlik Başkanımıza, Para Başkanımıza sayılırmış. Mesleğe yeni adımını atacak gençlere de sabır ve başarılar, destekleriyle çalışanlara da başarılar diliyorum. Hepinize sayılır. Sağ olun efendim. Son olarak avukat Hüseyin Göçer maalesef şu anda aramızda değil. Onun yerine beraber çalıştığı avukat Yunus Emre Özkan beraatı ve madalyayı alacak. Aynı burada değil ki. 4 yıl boyunca aynı kişi. Ben mesleği bıraktım. Üstadımız. Onun falan işlerini falan da vardı. Sizin abinize, bizim saygılarımızı ve selamlarımızı hepsine çok teşekkür ederim. Rahatsız, rahatsız. Adamı benimle. O hepimizden büyük. Belki bizden. Benim bir üstadım, avukat Hüseyin Göçer'in bugün aramızda değil ama bir mesajı var, iletmemi istedi. Barolar Birliği'nin ve baromuzun biz avukatların her zaman yanında olmasından, bizi desteklemesinden kumaş duymaktayız. Maddi ve manevi destekleriyle bizim yalnız olmadığımızı, unutulmadığımızı göstermektedir. Barolar Birliği Başkanımıza ve yöneticilerine teşekkürlerimizi arz ediyorum. Selam ve saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sayın Başkanım. Evet, ilk ruhsatını vereceğimiz avukat Halime Nur İnal. Halime. Yönetim kurulu arkadaşlarımız. Halime Hanım daha ruhsat alırken gecikiyorsun. Emine Hanım geldi. Siz
Evet, değerli misafirler, değerli meslektaşlarım, bugün yemin töreniyle birlikte avukatlık mesleğine adım atacak olan genç arkadaşlarımızın yemin törenine hoş geldiniz. Birlik başkanımız yemini değerli meslektaşımıza eda ettirecek. Hepinizi ayağa davet ediyorum. Bizim mesleğimiz bir yeminle başlanan meslek. Ulusal savunma hakkını temsil ediyor avukatlar ve bu yemine sadık kalmak bizim açımızdan çok ama çok kıymetli. Bu yemine sadık kalmak sadece mesleğin onurunu korumak değil, bu ülkede yaşayan 85 milyonun hakkını, hukukunu korumak anlamına geliyor. Bugün 190 bin kişilik savunma ordusunun içerisine çok kıymetli iki arkadaşımız daha katılacak. Ben bu vesileyle avukat Emine Özge Erdem ve avukat Halime Nur Ünal'ı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Eğer uygunsanız metni benden sonra tekrarlamamı istiyorum. Hukuka, hukuka, ahlaka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına, mesleğin onuruna ve kuralına uygun davranacağıma, uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine, namusum ve vicdanım üzerine and içerim. And içerim. Yanında stajınızı yaptığınız meslek üstadımız burada mıdır efendim? Bilebilirim. Beraber olsun. Beraber. Çünkü hep diyoruz usta çırak ilişkisi değil. Bu en önemli anlardan birisi. Başkanım siz de tutun. Bu arada bir hususu ihmal ettim. Bu ruhsatı alabilmek çok büyük emek istiyor. Gerçekten çok büyük emek istiyor ama bu emeği her şeyden çok. Bugün bu salonda bulunmayı en çok hak eden anneler, babalar, ebeveynler sarf ediyor. Yemiyorlar, içmiyorlar, giymiyorlar. Çocuklarının eğitimi için bütün şartlarını sonuna kadar zorluyorlar. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın avukat Halime Nur Ünal oluyor artık. Evet. Tabii yeminden sonra efendim. Henüz avukat diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Peki efendim, ben okuduktan sonra tekrarlamanızı rica edeceğim. Hukuka, hukuka, ahlaka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma, uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine, namusum ve vicdanım üzerine and içerim. And içerim. Şimdi evet, sizler yanınızda stajyerler herhalde. Abisi. Öyle mi? Efendim. Aynen efendim. Dördüncü dosyadır. Baba diye kardeş. Efendim merhabalar. Çocuk da birkaç sene sonra. Efendim sizi bir adım öne alsam. Buyurun sizler de lütfen. Evet, bakalım efendim. Böyle yanınıza tekrar alalım, ruhsatınızı takdim edecek başlarımıza. Ben de hayırlı olsun, uğurlu olsun diliyorum. 4-4 kardeş avukat mı? 4 mü? 3. 4-4-3. Eşi mi? Eşi de avukat. Tebrik ediyoruz tekrar. Eşi de avukat. Bir de sizi alalım, gelin sizi alalım. Bırak gelin. Evet.